15 Mart, 21 Mart değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifli bir hafta olur. İstekleriniz, hayalleriniz, kalbinizden ne geçiyorsanız hepsi sizinle olur umarım diyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu ve Akkaya Official Instagram sayfamı da takip ederseniz günlük yorumlarınızı da oradan dinleyebilirsiniz. Çok güçlü ve dinamik bir hafta hissedeceksiniz. İşinizle alakalı halledemeyeceğiniz ve hiçbir şeyi çözemeyeceğim. Yani hani ben her şeyi çözebileceğim diyeceğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız. Hayal gücünüzü, isteklerinizi, arzularınızı zorlayın. Çünkü işinizle alakalı çok sağlam, ayaklarınızın yere basacağı ve ilerlemek istediğiniz tüm konularınızla ilgili olaylar o kadar güzel, akışlı, güzel geçecek ki siz bile hayret edeceksiniz. Tüm aksilikler beni bulurken bu hafta yani Mart sonuna kadar nasıl her şey raylı bir sistemde geçti siz bile anlamayacaksınız. Yerinizde değişimler gerçekleşecek. Olmak istediğiniz, girmek istediğiniz iş kapınızın kapıları adım adım sizin hayatınıza girmeye başlayacak. Kendi işinizi bile yapıyorsanız bereketlenme, güzel kazançlar, ortaklı teklifler alacağınız bir döneme giriş yapacaksınız. Yani sağlam ilerleyeceğiniz, kendinizi güvende hissedeceğiniz ve uzun süredir iş problemi ve iş bekliyorsanız bile bu fırsatlar sizin hayatınıza çok güzel bir şekilde ve beklediğiniz iş yerinden de telefon haberi ve iletişime geçeceksiniz ve kalıcı işiniz yeniden hayatınıza geçecek değerli kova burçları. Sadece şöyle bir sorunumuz var. Aynı iş yerindeyseniz buranın değişmesi ve yöneticileriniz, patronunuz değil de yönetici, üst düzey yöneticinizle ilgili değişimler ve bu değişimler sizi daha güvende hissedecek. Çünkü bulunduğunuz yöneticilerin sizi rahatsız ediyordu. Tepkileri ve davranışlarından çok rahatsızdınız. Yeni gelecek insanlarla iletişiminiz daha sağlam, daha keyifli olacak diyorum. Özellikle ortak iş kurmak isteyen toprak, tarım, organik ya da bu tarz işlere merak olan kova burçlarında yer araştırmaları başlayacaksınız. Bunun ortaklı anlaşmalarınızı da yapma dönemi, nerede nasıl yapacağınızın kararını verip bu fırsatları da doğru şekilde adım adım ilerleteceksiniz. Son zamanlarda belki şöyle bir sorunumuz olabilir. Hisleriniz devamlı sizi karıştırıyor olabilir. Evet, hisleriniz doğru ama tam enerjiyi yakalamanız için kendi enerjinizi sirkeli suyla bir sabah namazını ya da mum yakarak inancınız neyse sabah namazını kılıp üzerinizdeki bu negatif evreden de çıkmanızı istiyorum. Çünkü bazı şartlar sizi zorluyor ve mücadele etmekten, aynı başa dönmekten, aynı şeyleri yaşamaktan çok farklı, fazla korktuğunuz için bir cuma namazı ya da sabah namazı ya da inancınız neyse bir mum yakarak, meditasyon yaparak bu enerjinizi temizlemenizi istiyorum. Bu ara hem iş kapılarınızda çok büyük bir olumluluk var, hem de estetikle alakalı ya da kendinizi yenilemek, yeniden kendinizi yaratmakla ilgili planlarınız var. Evet, yavaş yavaş, ufak ufak kendi estetik olan noktalarınızı da yaptırmak istiyorsunuz diyorum. Annenizde bir ameliyat gibi ya da anneanne, abla, kız kardeş dediğimiz kişide sürpriz bir ameliyat. Yakın bir ailenizin, kardeşiniz ya da çok yakın sevdiğiniz bir insanın çocuk haberini alacaksınız ve çok mutlu olacağınız bir evreyi de yaşayacaksınız. İlişkisi olmayan kovalar, güzel aşk var. Güzel hayat arkadaşı var. Bunun tadını çıkartın. Kendi işinizi yeniden kurmak istiyorsanız, yeniden yapılandırmak istiyorsanız bunlarla ilgili güzel oluşumluklar var. Üniversiteyle ilgili kendi akademisyenlik, yüksek akademisyenlik fikirleriniz ve üniversiteye girmek istiyorsanız bununla ilgili kapılarınız size verimlilik olacak. Sorun ne biliyor musunuz? Sorun başa döneceğim. Aynı şeyleri aynı hayatımda yaşayacağım diye korkularınız var. Belki bu korkularınız için kendinize güvenme vakti, inanma vakti diyorum. Teknolojik alanda iş yapan bazı kova burçlarında yurt dışı kapılarınız ya da işinizle alakalı çok, çok güzel fırsatlar yakalayıp kazanca dönüş sağlayacaksınız. O yüzden teknolojik olan kişiler daha
rahat, daha hızlı bir şekilde basamak sağlayacak. İlişki konusunda aynı ilişkiyle devam eden ve aynı noktada savaşan kişilerde ayrılık kararı var. Ben bu düzenden, bu döngüden, bu yarımlıktan bıktım diyorsunuz. Evli olanlarda çok güzel bir ev almak değil de evlilik yapmak dediğim karar içerisinde olacaksınız. Bir de eşinizin kilo problemi olabilir. Göbek, göğüs ya da bu şuralarda genişlik olabilir. Eşinizle birlikte bir diyete başlayacaksınız. Bu diyet size iyi gelecek. Sağlık olarak belki dikkat etmeniz gereken alerjik, egzama, bu tarz noktalarımızı ihmal etmememiz lazım. Bunlar biraz sizin canınızı sıkıyor. Yüksek lisansı başvurusu yapanlar olumlu şekilde bunlarla ilgili altyapınızı oturtacaksınız. Panik yapmanızı istemiyorum. Mutlu bir hafta geçsin. Güzel bir hafta gelsin. Rabbim sizinle her daim olsun.